Kim o, ne istiyorsunuz, cevap verin. Kaldır ellerini havaya çabuk. Rengi anlaşılmadığına göre şüpheli biri bu. Ellerini biraz havaya kaldır ki silahsız olduğunu görelim edildi. Bayım. Hadi. Rengin ne önemi var şimdi? Ateş etmeyin. Bana biraz yiyecek verin. Çok açım. Suyunuz var mı? Çok yorgunum. Ateş etmeyin. Günlerdir yoldayım. Bu adam bayağı kötü görünüyor. İyi olsaydı bir anlamı olmazdı zaten. Sanırım biri peşinde onun. Kaçıyor olmalı. Atı ter içinde kalmış. Ama buraya yürüyerek geldi. Neyse, gözümüzden ayırmayalım onu. Sabahleyin konuştururuz. Biz 3 gündür Kızılderili'ye rastlamamıştık. Evet, biliyorum. Ortalık sakin gibi görünüyor ama. Sabaha kadar bekleyelim mi? Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bırak uyusun biraz. Ben bir etrafı kolaçan edeyim. Bir şey olursa size işaret veririm. Merak etmeyin çocuklar.
Hmm. Onu böyle mi bırakacağız? Bir yere gidemez nasıl olsa. Gidecek hali kalmamış ki zaten. Yazık. Sakin ol oğlum, sakin ol, sakin ol. Dur dedim sana. Sakin ol. Sakin ol. Hadi oğlum, sakin ol, sakin ol. Aferin sana, aferin. Evet. Artık sakinleşti, onu bağlamaya götürüyorum. Çok sıkı bağlamayı ihmal etme sakın. Bana bak, o bir canavar değil. Çok yorulmuş, o kadar. Ama ben o kadar yorgun değilim. Onun korkusunu anlamalısın. Şuraya bak. Hepsinde vardır bundan. Şuraya da baksana. Bana kalırsa yeni olmuş bu. Bu kadar saçmalığı dinleyemem ben. Büyük babam Danny Jackson New Orleans'ta yaşardı. O böyle hayvanlara çok kötü davranırdı bazen. Annem hep büyük babamın kalpsiz biri olduğunu söylerdi. Anlıyor musun? Alt tarafı bunların hepsi hayvan işte. Bizimle ne ilgisi var şimdi bunun? Nereden bulduğunu merak ettim. Buraya düştüğünden beri kıpırdadığını sanma. Hala nefes alıyor. Demek ki bir şey olmamış. Biraz su iyi gelir belki. Bir yerini yılan mı soktu acaba? Belki de başını belaya soktu. Buna bulaşmayan hiç niyetimiz yok. Öyle değil mi çocuklar? Galiba kendine geliyor. Bayım, merak etmeyin, silahlar bizde. Güneye mi yoksa kuzeye mi? Fasulye veya su ister misin? Ata. Ata ihtiyacım var. Atın var ya, güzel bir at işte. Çok güzel. Öderim sana. Öderim. Bu eski bir numaradır, biliriz. İşte buradalar. Al bakalım. Mermileri aldım, kendini vurmayasın diye. Benim param çok. 50 altın dolar veririm size. 50. İyi de bizim satılık atımız yok ki. Seninkine 20 dolar daha veririm. Peki 100 dolar. Bu Kızılderili atı. Kızılderili'yi öldürdün ve atı aldın. Değildi. Yemin ederim değildi. Ortalık ısınıyor galiba. Son 100 mildir Kızılderili görmedim. Doğru, ben de görmedim Bidi. Belki de gerçekten doğruyu söylüyor. Atmıyor. Tamam dostum, anlaştık. Hayır, kesinlikle olmaz. Anlaşmayı ben yapıyorum Bidi. Şayet atı bir beyazdan çaldıysa durum daha da kötü, unutma. O benim atım. Atına binemeyen bir adam görmedim bugüne kadar. Arkadaşımındı. Ortağımın, öldü o. Nasıl oldu peki? Bize aniden saldırdılar. Sen de onun atını aldın değil mi? Aynı şey senin başına gelseydi onlar ne yapardı sanki? Ellerinden pislik akıyor senin. Boş olduklarını söylemiştim sana. Ne tür işlerde çalıştığını bilsek iyi olacak. Adım Vilkürya Selhura. Yasalar haftalardır beni Teksas'a sürmeye çalışıyorlar. Susuz ve yiyeceksiz kaldım. Kellene ne istiyorlar senin? $500.
O kadarı benim kesemde de var. Bana atı ve yiyeceği verin, ben de gideyim. Senden alacağımızı onlara teslim eder, yasal olarak alırız. Bunu yapamazsın. Bu teslim etme işi hoşuma gitmedi bizi. $500 için bile olsa. Ama üçe bölünce 2 yıllık koyun gütme paramız çıkabilir sevgili dostlarım, haksız mıyım? Ben anlamam. Böyle bir şeyi hiç yapmadım. Ama yapabiliriz. Bir katilin yanında mı yer aldın? Banka mı soyacaktın yoksa? Ben banka falan soymadım. Nereden çıktı bu başımıza şimdi? Billy Kidd'le çalıştığını söylemiştin. Beraber bazı işler yaptık. Bakışlarınızla bile adam öldürdüğünüz söylenir. Öyle değil mi? Gece ben geldiğimde derin bir uykudaydınız dostlarım. Evet ama atının kişnemesiyle uykumuzu kaçırdın. O mesafeden bizi ateş de edemezdin. Atta bir tuhaflık var zaten. Vaktimiz gittikçe daralıyor. Kararınızı verin lütfen. Ama 3 kişinin bir araya gelip karar vermesi oldukça zor. Öyle değil mi dostlarım? Atıma karşılık $20 alacağım Bidi. Satmaya, evet satmaya hazırım. Pekala. Nasıl istersen öyle yap. Canım, 20'yi ver. Biz ortak değiliz artık. Senin ortak olmak istemiyoruz. Yiyecek de almak istiyorum. Ben de biraz keçi boynuzu var. Al. İki tane var. Birini sen al. Yo. 3 kuruş bile etmez. Sen niye gitsin? Tamam, mafiyet olsun. Size minnettarım. Tabii minnettarsın. Seni teslim etmek bize yakışmaz da çünkü. Yine de minnettarım. Bir gün yine karşılaşırız belki. O zaman ödeşiriz. Hiç sanmam bayım, bizim yolumuz çok farklı. Namus. Namus insanı hiçbir yere götürmez. Hele bugünlerde hiçbir yere götürmüyor. Bu da sürpriz bir ödül. Bunu kabul edemem. Atın bana yeter. Delikanlı bir velet. Dürüst ve sağlam. Bir altın daha ederdi. Kimse attan falan bahsedemez amigolar. Bu dünyada değil. Sanırım diğerlerinin yakasına yapışacaksın. Tabii, adı Gerard Gadi. Yeni Meksika'ya kaçtı. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Adios amigos. Ha! Ona Jim diyeceğim. Büyük babamın adıydı. Beni o büyüttü. Ata babasının adını verecekmiş, baksana. Benim atım Jim. Gidelim hadi. Olur. Felaket Jim. Thank you.
geçti mi? Evet, iyi geçti. Yol boyunca hep böyle mi gider dersin, he? Neden olmasın, fazla yolumuz kalmadı zaten. Bu adamlar kuzeyden yeni gelmişler galiba. Hoş geldiniz çocuklar. Yiyecek alıp yola çıkacaksınız galiba. Evet bayım. Kardavelli'ye gidiyoruz. Kardavelli? Yıllar önce gitmiştim. Bir daha gidemedim. Bakalım neler aldınız. Fasulye, un. $2 yeter. Hadi $1.5 olsun. Sağ olun bayım. Bir şey değil. Yine gelin, seneye beklerim. Yolunuzu gözleyeceğim. Şeftaliler ne kadar? Kutusu $1. Kutusu $1 mı? Saint Louis'den getiriyorum onları. Tadı damağında kalacaktır. Çok güzeldir. Yani 3 kutu alıyorum. 3 kutu. Kokumu aldın Jim. Burada kokarca bulunmaz, merak etme. Kedi kokusu almadı ya. Galiba bir şey duydum. Gök gürültüsü. Hayır, gök gürültüsü değil. Baksak iyi olacak. Vahşilerin haline bakın. Oyun oynamaya çabalıyorlar. Dostum Pepe bunun Fransızlardan öğrendiklerini söylemişti. Lacrosse diyorlarmış. Ne? Lacrosse. Bak o. O sopalarla topa vurmaya çalışıyorlar. Görüyor musun? Sopalar canlarını acıtmaz mı? Arkadaşım özel elbiseleri var demişti. Çok özelmiş. Anlamadığım bir şey var. O direklere neden saldırıyorlar? Yoksa orası kale mi? Evet, kale. Pek büyük değil ama. İstersen daha büyük bir kale yapabilirsin. Bu sana kalmış. Anlaşmaya bağlı bu tabii. Şunlara bak, birbirlerine girdi aptallar. Bize saldıracaklarını birbirlerine saldırsınlar. Baya
Biraz serinledik bugün he? Bulunduğumuz yer çok güzel. Ağaçlar, su. Hadi devam edelim. Gece yol almayacağız değil mi? Neden geceyi burada geçirmeyelim? Böyle güzel bir yerden gidelim. Benim çok uykum var. Karnım acıktı. Benim acıkmadı. Bundan daha iyi bir yer bulunmaz ki. Bence rezalet bir yer burası. Sarımsaklı bir fasulye yapalım bari. Benim canım nefis bir et istiyor. Şimdi ava mı çıkacaksın yani ha? Evet. Neden olmasın? Bidi. Çocuk hala dönmedi. Eli boş dönmek istemez o. Aptal şey. Sese bakılırsa kendine taze et bulma. Öyle değil mi? Adamın cebinde tam 500 dolar vardı. Ondan parayı alabilirdik, öyle değil mi? Eğer alsaydık yasalara karşı gelmiş olurduk. Onu gönderdik zaten. Aynı şey değil. Para karşılığı senden hata aldı ya. Bu yasaldı evlat. Elimize bir şey geçmedi ki. Sen de bizim gibi inek çobanısın. Bundan da kurtuluş yok. Belki öyle, belki değil. Hiç akıllanmayacak bu. Böylece belki bir gün ayakkabı ve şapka satan dükkanım olabilir. Ne dersiniz? He? Orada birileri mi var? Sana arazi mi verecekler evlat? He? Söyle bakalım. Sadece birkaç yüz eder. Söyler misin Bidi? Bu işi kaç yıldır yapıyorsun sen? 20 yıldır. 3 yılda savaşa katıldım. Ben 15'imdeyken Kansas'a gitmiştim. Biliyor muydunuz? İkramiye ne vereceksin bize? İkramiyeniz 30 dolar falan olur dostlarım. Peki o çoban yeleğini kaça aldın? 15'e. Size bunlardan ikram edeyim. Kutusu 1 dolar beyler. Gün batımına kadar bekleyelim. Ağustos sıcağında at sürülmez. Bütün gün sürdükten sonra niye şimdi duralım ki? Arları özledin değil mi? Evet efendim. Ya sen oğlum? Sizinle gelmiyorum. Peki alacağını istemiyor musun? Tabii az kaldı artık. Bizimle gelip ücretini alabilirsin. Herkes Bidi gibi muntazam ödemez evlat. Hey tabii bak ben kimseyi zorlamak istemiyorum ama gelsen bence çok iyi olur evlat. Ne dersin? Bana bakın 5 parasız ölmek istemiyorum anlıyor musunuz? Adamın bir banko soyduğunu biliyorum ben de yapacağım. Ya, bu çok güzel evlat ama tek başına yapabilecek bir iş değil bunu sakın unutma lütfen. Bazıları yapar ama o yapmış ya. Cebinde tam 500 dolar vardı. Bununla bir çiftlik satın alınabilir.
burada fark ederler. Gidip birer içki içelim. Burada dikilemeyiz. Fazla varmış gibi durmuyor. Kasabanın şerifi de iyi gibi durmuyor. Ama sadece bir şerif olsun diye yapmadılar onu ya. Silahını eline aldığında farklı biri olabilir tabii. Eğer ona bulaşmazsak bence çok iyi olur dostum. Çok haklısın. Doğru içeri girip ne var ne yok hepsini alırız. Ya vermek istemezlerse? Evet olabilir. Ya vermezlerse? Üçümüz de bir arada görünce sorun çıkarmazlar sanıyorum. Hala ısrarlı mısın? Yapacak mısın? Orada birini vurmayı mı planlıyorsun evlat yoksa? Yok ama beni kimse tuzağa düşüremeyecek. Pekala. Parayı alır tüyeriz. Peki şerif ne olacak? O peşimize düşene kadar çoktan buradan uzaklarda oluruz. Paraları almak için peşimize düşeceklerdir mutlaka. Kaçmalıyız. Hiç durmadan kaçmak gerekecek. Bana bakın, ben size gelin demedim ki. Tek başına yapabilirim. Hey küçük, al bakalım. Bankada birinin silahı filan varsa ve kullanırsa ne olacak o zaman? Biri bana ateş ederse karşılığını veririm. Hiç kimseyi öldürmedim ben. Savaşın dışında tabii. Bir de Kızılderili var. Çolik? Ben de öyle. Bir kere bir çiftlikte bana saldırdılar. Çok çok eskiden. Onu vurdum. Ama bu aramızda kalsın. Biri sana ateş etmişse tabii vuracaksın. Para için bile. Anlıyor musun? Doğru. Haklısın. Bana bir içki ısmarlar mısınız? Ya da benimle yukarıda mı içmek istersiniz? Siz karar verin. Ne kadar tutar? Yani böyle bir rahatlık. $5. Peki ya piyanonun yanındaki genç bayan ne ister? Bence bir şişeye değer var. $50 vardır herhalde. 50 mi? Senet kabul eder mi? Hayır, bayan Kelly nakit para ister. Tabii ki sizi reddedeceğini zannetmiyorum ama şayet $50 varsa. $50'la bu iş hallolur. Now all by my lonesome.
fazla yok çocuklar. Bu da bir son verin bence. O kadar para yok burada. Şerifinize bizim geldiğimizi ve selamlarımızı ilettiğinizi söyleyin. Ve bütün nakitleri toplayın. Sakin oturursanız başınıza hiçbir şey gelmez. Biri geliyor. İstediğinizi alın ama şerif peşinize düşecektir, tamam mı? Bunu aklınızdan çıkartmayın. Peki Billy Kid'i duydun mu hiç? Onu hiç gördün mü? Havaliydeki herkes onu tanır. Daha fazla duymak istemiyorum. Orada işler nasıl ha? Hepsini aldık evlat. Kasa, kasayı açın. Şuraya geç yoksa fena olur. Kasayı açın dedim. Anahtar şerifin ofisinde, yemin ederim. Yalan söylüyorsun. Hayır, yemin ederim, doğru bu. Şerif kasabadaki her şeyi emniyete alır. Yanlış yere geldiniz evlat. Kapa çeneni, artık tek kelime bile duymak istemiyorum. Olanların hepsini aldık, sen de sakin olsana biraz, hadi yürü. Hadi bakalım. Şerif'in arabası geri döndü. Size yemin ederim bayım. Pekala, herkes şu köşeye geçsin. Sizi gözeteceğiz, hadi yürüyün. Yürüyün. Sakin olmayı sakın unutmayın, tamam mı? Biz buradayız. Şerif! Şerif! Soyulduk! Çok kolay oldu değil mi? Arkamızda kimseler yok. Peşimize düşmediler işte. Ama benim içimde garip hisler var. Baksana, parayı aldık. Kimseye bir şey olmadı. Temiziz biz. Kimse bir şey ispat edemez. Öyleyse batıya gidelim. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde yine çobanlık yaparız değil mi? Sana söyledim, ben çobanlık yapmayacağım. Bir süre hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundayız. Bizden şüphelenmesinler. Kimse bizi tanımadı ki. İstersen işine dön ama ben bıktım artık. Aa canın, inatçılık yapma. Bir yeterince yaptım Julay. Yeter artık. Peki şimdi ne olacak? Hemen şimdi bu paraları bölüşmeye ne dersiniz çocuklar? Hemen bir arazi satın alacak. Kalan parayı da bankaya hisseleri yatırıp bol para kazanacağım, anlıyor musun? Yani sen bir yerde yerleşik bir düzen kurmak mı istiyorsun ha? 10.000 dolar hedefliyorum ben, anladın mı? 10.000 mi? Hepimiz birleşir, ortak olursak patron oluruz. Bu uzun sürmez. İnekler alırız, semirirler kendi kendilerini. Öyle tabii. Ayrıca birkaç adam da tutarız. Düşünsene, artık patron olacağız. Sonra hepsi seni bayım diye çağırırlar değil mi? Bay Julay. Sana bu adımı vermişlerdi. Evet, bir tek adım var. Başka adım yok ki. Olmadı ki. Ama şimdi bana bir soyadı bulabilirsin dostum. Julay Coleman. Kulağa hoş geliyor. Julay Coleman. Bunun güzel bir soyadı olduğundan emin misin peki? Hey, artık ortak değil miyiz biz? Tabii, haklısın. Biliyordum haklı olduğunu. Hey çocuklar. Şimdi bu gevezelikleri konuşmanın sırası değil. Neden? Ne oldu? Anlamadım bundan. Şuraya bakın. Şu tam geldiğimiz yöne doğru. Ben hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum da nedir? Oradaki toz bulutlarını görmüyor musun? Aa, bile yapma. Sadece toz bulutu onlar. Toz bulutu ama kim yapıyor o tozu? Şerif ve adamları tabii ki. Hayır, bu olamaz. İmkansız bir şey. İzimizi kaybettirmek için suda ve sert arazide yol aldık. Bildiğim şu, peşimizde ve hızla geliyor. Üstelik de çok kalabalıklar.
Her şey olabilir. Bu falolar, göç eden kızılderililer. Onların olduğunu hiç sanmıyorum ben. Öyle mi? Ama çok hızlılar onlar. Yakınımıza gelmelerini beklerim. İster misin? Anlamadım. Bileği burkuldu herhalde. Olabilir tabii. Sen iyi misin? Tabii tabii, bana bir şey olmadı. O da şimdi kalkar. Seni burada bırakamayız. Bana kimse ne yapacağımı söyleyemez evlat. Sana ne dediysem onu yap. Gel buraya. İkimiz mi bineceğiz? Hızımız azalır. Seni bırakamayız. Hadi çabuk olun, vakit kaybediyoruz. Saklanacak bir yer buldum. Burada değil, o tepede mevzileneceğiz. Bak, o tepeye çıkmamız mümkün değil. Çıkarken bizi kısırırlar. Başaracağız. Hadi oğlum, sakin ol, sakin ol. Cülay, atımı sen al. Ben kalıp onları oyalarım. Burada gizleneceğim bir yer yok. Her taraf çalılık. Biraz daha vakit kaybederseniz adamlar burada olurlar. $100 bahse var mısın? Tepeye çıkacağız biz. Pekala, varım. Koşan bir at görmemiştim. Ama işi bitti artık. Biraz dinlensin yeter. Bahse var mısın? Bir yüzlük daha mı kaybedeceksin? Gözlerimle görmesem inanmazdım. İkinizi birden taşıdı sırtında. Adamlar hala peşimizde. Evet beyler, görev verimi yapalım. Birbirimizi kollayalım. Sığınacak bir yer bulalım bu arada. Bak hala geliyorlar. Vazgeçmeyecekler tabii ki. Ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Giderek karışıyor, öyle değil mi? İnsan bir karar vermeye görsün. Thank you.
Önden gelen iki kişi rehberleri olmalı. Ah kahretsin. Demek izlerimizi onlar buldular. Neyse, burası korunmak için iyi bir yer. Bizim kaçtığımız yönü bunlar buldu tabii. Öyle sanıyor onlar. Bedi, çok yaklaştılar. Öndeki Sam Tillman, adını çok duydum onun. Yavaşlamaya da hiç niyetleri yok. Böyle duracağıma onlarla bir karşılaşma yaparım daha iyi. Evet. Kahretsin, niye geri dönmüyorlar? Dosdoğru buraya geliyorlar. Tillman! Gördünüz mü? Vurdum onu. Vurdum. Attan düştü. Evet, Tillman'a attan düştü. Onları hemen püskürtmeliyiz. Hadi. Çekiliyorlar evlat. Ateş etme, artık gidiyorlar bak. Şerifi vurduk. Artık suçluyuz biz. Şerifi alıp götürecekler herhalde. Belki de sadece yaralıdır. Bence doktorluk işi kalmamıştır. Cesedini götürüyorlar o kadar. Demek ki artık rahat olabiliriz. Arkamızda kimse kalmadı. Evet, ama buralarda kalmamamız gerekiyor. Atını bırakıp gittiler. Bize bir at bıraktılar. Alalım onu. Ben getiririm. Beni kollayın yeter. Sen merak etme. Şerif öldürmek büyük suç. Evet, artık başımız belada demektir. Ondan hoşlanmıyorum. Hep başımıza işler açıyor. Kurtulalım mı dersin? Bunun bir yolu var, biliyor musun? Gece uyurken ondan kurtulabiliriz. Sanırım ben yapabilirim. Evet, yaparım. Bence birbirimize düşmenin hiç sırası değil. Tülay, haklısın. Ama bir gün hesabını göreceğim. Bize emirler veriyor. Pis bacaksız, sanki patron oymuş gibi. Kızılderilileri sakın unutma. Sakin evet, ol. Beyler, artık gelen giden yok. Evet, haklısın. Ben şimdi gidiyorum. Oklahoma'ya. Sonra yeni bir hayat yaşayacağım orada. Hiç o taraflara gitmedim ben. Bir keresinde El Paso'ya gitmiştim o kadar. Başka hiçbir yer görmedim. Çok fazla farkı yok zaten Yeni Meksika'dan oranın. Önemli değil zaten. Biliyor musunuz, Santa Fe treninin gümüş taşıdığını duymuştum. Bunu siz de duymuş muydunuz? Ben hiç öyle bir şey duymamıştım. Makinist söyledi. Vagonlarla getiriyorlar dedi. Madenden geliyormuş. Tabii muhafızlar da vardı, değil mi? Bana muhafızlar hakkında hiçbir şey söylemedi. Bir vagon dolusu gümüşün varsa muhafızın da vardır. Abi de gidip bir bakmaktan hiçbir şey çıkmaz. 5-6 banka yerine vagon dolusu gümüşü tercih ederim ben beyler.
Peki ne vagonlar ne de gümüş yoksa orada ne olacak? İyi de neden olmasın? Üçüncü vagonda gümüşler var. Onu mutlaka ele geçireceğim. Şayet muhafız yoksa tabii. Ne fark eder ki? Şerif'i öldürdük zaten. Bir eksik ya da fazla olmuş ne çıkar? Bence çok şey fark eder. Pekala. Santa Fe nerede? Cada vez que veo me siento tan mejor. La luna es mi pelo, amor es tu sol. El mundo es mi mundo, por donde quiera andar. Bajo las estrellas, yo quiero tu amor. Andando las montañas y noches en el mar. Pasando los desiertos, quisiera yo estar. Vagonlar gibiymiş öyle mi? He? Bana yalan söylemiş demek ki, ne yapayım? Sakın Denver olmasın. Santa Fe dedi. Öyleyse yalancının biri o. Belki banka vardır. Bunca yolu banka sormak için gelmedik biz. İşte şimdi oldu. No. Santa Fe Denver değil mi yani? No. Denver işte oralarda bir yerdedir, öyle değil mi? Seninle artık konuşmuyorum. Niye? Çok mu sarhoşsun? Bir defada bir vagon gümüş. Sonra Meksiko'ya gideriz. Güney Amerika'ya geçeriz. Kimlik değiştiririz. Her şey olur biter. Hı? Biliyor musun evlat? Güney Amerika Kanada'dan daha uzak buralara. Evet, çok uzak. Denver. Daha iyi bir fikriniz var mı? Bana hep söyleneni yap. Bunu yap, şunu yap dediler. Hep yaptım ben de. Ama artık yapmak istemiyorum. Çünkü sonunda üzülüyorum. Ben de öyle, bu işi unutsak iyi olacak. Unutalım gitsin. Boş verin. Kız kardeşlerimi ister misiniz beyler? Hepsi güzeldir. Onlar senin kız kardeşin değil yavrum. Aa, tabii senyor. Çok ablam var benim. Oradakileri gördünüz mü? Şişman olanı Amelia. Hepsi benim ablam. İsterseniz ikisini birden alabilirsiniz. Bunların hiçbiri hoşuma gitmedi ki benim. Ne yapayım? Evde bir ablam daha var. Onun için $10 vermeniz gerek. Bunların hiçbirine benzemez. Boş ver. İşte al sana $1 onun için. Evdeki ablam için mi? Bakire o. Bunun üzerine yemin ederim sana. Bakire öyle mi? Yemin ederim. Babama da benzer, anneme de. Gözleri anneme benzer. Tamam, çok... tamam. Yeminlerini öbür dünyaya sakla. Sonraki arkadaşlarıma da anlatırsın, tamam mı? Nereye gidiyor acaba? Görelim bakalım. Evet. Cantando con mi guitarra y yo no te puedo encontrar. Arkadaşlarım hala buradalar mı? Evet sinyor. Yediler, içtiler, yattılar, kalktılar, sonra yeniden yediler. Umarım onlar da benimki gibi bir kurabiyeyi düşürmüşlerdir.
Yo, hayır. Hiç sanmam. Aralarındaki tek bakire oydu çünkü. Bunları yutmam Beto, biliyor muydun? Atına böyle bakan insan yutmaz tabii ki, biliyorum. Ablana güzel olduğunu söyle. Çok güzel. Gereğinden fazla. Tabii. O da sizden hoşlandı. Halbuki diğerlerinden... yani... Ne diyeceğini biliyorum. Ona... Ona de ki... Bakire'ydi o. Tabii söylerim. Belki ona İngilizce de öğretebilirim. Gelecek sefer sen söylersin. Doğru, haklısın. Öyleyse gelecek sefer. Kızılderililer saldırdı mı yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Onlara savunma taktiği öğretebiliriz. Bizim oradakiler hiç böyle saldırmıyorlar. Boş verin, gidelim. Bunların hepsi aptal. Ah, bunlar aranıyorlar. Yerlerinde kalsalardı ya. Hadi!
Arabaları toplayın. Çocukları kollayın. Arabaları tarafa geçir çabuk. Atları dairenin içine alın. Çabuk olun. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi bu tarafa getirin çabuk. Toparlanın hadi. Çabuk. Hadi arabaları birbirine yakın koyun, çabuk olun, çabuk olun. Hadi. Acele edin. Bu tarafa acele edin. Hadi. Hadi. Sen hadi. O tarafa bak. Sen hadi. Atları alın çabuk, alın dedim. Hadi ne diyorsam onu yapın. Ateş etmesene. Sorumlu kim burada? Benim, Cooper. Aptal bir çiftçi olduğunu tahmin etmiştim zaten. Burasını bir anda cehenneme çevirdiler. Böyle kalırsanız burası size mezar olur, biliyor musunuz? Hadi arabalarını daire yapın diyorum size. Bakın bayım, yardımınıza ihtiyacımız yok. Biz onlarla başa çıkabiliriz. İşte şimdi bunu hak ettim sen. Sana bakarlarsa buradan sağ çıkamazlar. Bense bu insanların sağ salim gitmelerini istiyorum senden, anlaşıldı mı? Anlatır mı beni? Sana söylüyorum. Peki, dediğin gibi olsun. Oradakileri gördün mü sen? Buraya gelip hepinizi yok etmek için hazır bekliyorlar. Bundan ancak değiş tokuşta kurtulabilir. Bunu sakın unutmayın. Neyin peşindeler peki? Bütün istedikleri yiyecek bir şeyler bunlar. Başka hiçbir şey istemiyor. Peki diğerleri nerede? Askerler arkadan mı geliyorlar? Arkadan falan gelen giden yok. Bunu aklından çıkar. Demek durumumuzda bir değişiklik yok, öyle mi? Bir yumruk daha ister misin Jeffer? 16 tüfekleri ve biraz da yiyecekleri var. Birkaç da büyükbaş hayvan, hepsi bu. Size nasıl saldırdılar Kızılderililer? Ateş ederek onlara davetiye çıkarmışlardır. Ne yapsaydık? Atlarımızı, ineklerimizi almaya kalkıştılar bizden. Ve sen de onlara ateş ettin. Bunlar bizim. Hayvanlarımı onlara hediye edemem ben. Onlar sizi öbür dünyaya hediye edecekler ama. Hey Cüray, hayvanları hazırla, buraya getir hemen. Hadi sallanma, çabuk ol. Nesini hazırlayacak onların? Eski bir Ohio geri. Arabalara binin çabuk. Bakın bayım, bütün hayvanlarımızı verdiniz. Biz arabaları nasıl süreceğiz, bunu söyler misiniz bize? Arabaları bırakın, yürüyerek gidin siz de, anladınız mı? Bu da ne demek? Onca yolu nasıl yürürüz biz? Arabaları bırakırsak gelip her şeyi alırlar. Şayet Ohio'daki arazilerinize birileri gelip el koysaydı siz de aynısını yapardınız bayım. Indiana. Pekala Indiana olsun. Sen de arazini kaptırmamak için mücadele ederdin, öyle değil mi? Kızılderililer de bunu yapıyor. Buralar onların değil. Şimdi ne oluyor? Elinden gelse hepsini öldürürdün değil mi? Olabilir. Çok yaralı var mı? Birkaç tane. Aniden karşımıza çıktılar. Ve hayvanlarımızı istediler. İnsan kendine ait bir şeyi nasıl başkasına verebilir? Hele onlara vermeyince ateş ettiler. Biri omzumdan yaralandı. Kankum. Ne? Kızılderili dilinde açsan yiyecek için her şeyi yaparsın demektir. Haksız da değiller tabii. Hepinizi öldürmediklerine dua edin. Onları ikna etmeyi başardı. Gittiler.
Gittiler değil mi? Bir daha geri gelmeyecekler değil mi? Yok, hayır. Numara bu. Onların gözü hiç doymaz bilirim. Hayır, anlaştık. Sizleri rahat bırakacaklar artık. Ne kadar yolunuz kaldı bayım? Montana'ya gidiyoruz. Öyleyse bu araziden çıkmanıza çok az kalmış. Yeni hayatınızı orada başlayacaksınız demek. Bol şanslar. Bol şanslar Bay Jeffert. Umarım artık buna ihtiyacımız olmaz. Teşekkür ederiz bayım. Bana John T diyebilirsiniz bayan. Hayatımızı kurtardınız. Babam biraz... İstersen bizimle gelebilirsin evladım. Yok, olmaz. Neden? Birkaç gün için gelebilirsiniz. İyi yiyecekler veririz. Kızım nefis kurabiyeler yapar sizlere. Neden bu yoldan geldiniz Bay Jeffert? St. Louis'de 2 hafta kaybettik. Diğer arabalara yetişmek için bu yolun kestirme olduğunu düşündük. Hani yardım istemiyordu? Ama siz buraları ve Kızılderilileri iyi biliyorsunuz. Denver kuzeyde, Santa Fe güneyde. Belki orada birini bulabilirsiniz. Zaten 2 haftalık gecikmemiz var. Şeftaliniz var mı sizin? Şeftali mi? Evet, kutulardaki. St. Louis'de olduğunuza göre vardır sanırım. Gelmemekte ısrarlı mısınız? Üzgünüm Bay Jeffer ama Denver'da işimiz var bizim. Pekala, size bol şanslar. Bundan sonra her şey düzelir bayan. Sadece babanıza söyleyin, kararlarını düşünerek versin, dediklerimizi sakın unutmasın. Her şey yolunda gidecek. Unutmayın. Adım Meryl. Ah, çok güzel bir adınız var Meryl. Montana nasıl bir yer acaba balkon? Ben de bilmiyorum Bayan Meryl'ın. Ama bir gün mutlaka ziyaretinize geleceğim. Ben buradan başka hiçbir yeri görmedim. Ben de öyle. Hep Montana'yı görmek isterdim. Özellikle de şimdi. Umarım gelirsiniz balkon. Montana'da görüşürüz. Evet, görüşmek üzere. Ne kadar aptallar. Gerizekalı çiftçiler. Son numara çok hoştu ama. Çiftçininki demek istedim. İneklerin uğruna canlarından olacaktılar enayiyle. Ne komik. Hiç de komik değil. Yani demek istedim ki... malını mülkünü bırakıp yola çıkmış. Şimdi... elinde de hiçbir şey kalmadı. Hepsi de burada olmak uğruna. Bahse girerim ki yine de cebinde... dünya kadar parası vardır. Bu da ne demek ha? Bilmiyorum, öyle bir şey işte. Aptal değiller demek bu. Ya da enayi, gözleri açılmış. Bundan kesinlikle eminim. Şimdiye kadar eyaletten çıkmalıydık. Eyalet sınırı gibi işlere artık masraf yapmıyorlar sanırım. Şimdi bankada ne kadar para vardır dersiniz? Biliyor musunuz, artık böyle gecelerde başımın üstünde bir dam aramaya başladım. Adam başına 287 dolar. Beklediğimizden de az soyabildik.
Arayı kapatırız. Yine de yıllıktan fazla mı? Hadi siz ikiniz uyuyun. İlk nöbeti ben tutarım. İyi mi bilmiyorum. Çünkü malzemeye ihtiyacımız var. Geri dönüp temin edemeyiz ki. Nereden alacağız? Ne yapacağız? Hiç bilemiyorum. Haklısın. Hadi gel. Böyle bir araba hiç görmemiştim. Çift C. Oklahoma'ya geldik. Yeni Meksiko'dakilere çok benzerler. Yani sınırı geçtik mi biz artık? Evet, güzel kokular geliyor. Yemek pişiriyorlar galiba. Öyleyse bir tadına bakalım. Biz de onlar gibi bu ülkenin birer vatandaşıyız. Bize de yiyecekler verirler herhalde. Merhaba, ben Sam Hopper. Ayda bir kez çalışanlara büyük yemek verilir burada. Sıcak bir yemek yeter Bay Hopper. Ayrıca iş de arıyoruz kendimize. Burası Bay Charles Carter'ın çift C çiftliği. Bay Carter'ın durumu çok iyi görünüyor, öyle değil mi? Hepsini güneyden buraya getirdik. Burası temiz bir yere benziyor. Çift C'nin temel prensibi temizliktir bayım. Temiz ve pak. Siz elinizi yıkayıp temizlenin. Ben Lee Hong'a 3 tabak daha koymasını söyleyeyim. Pekala. Size minnettarız bayım. Biraz garip gelir size yiyecekler ama Lee Hong iyi bir Çinli aşçıdır. Yemekleri beğenirsiniz. İş verebilirlerdi. Aslına bakarsan o adamları hiç beğenmedim. Onlar da bizi beğenmediler zaten. Montana'da bazen yazın da kar yağarmış derler. Bak onu hiç bilmiyorum. Kaliforniya'daysa dağlarda kar varken aşağı inersen sıcak bir hava bulurmuşsun. Öyle diyorlar. Yukarıda kış, aşağıda bahar. Güzel bir yer olmalı. Evet, çok güzel bir yer. Hayalimdeki yer. Bir dostum söylemişti, bir seferinde çölün ortasında büyük bir kar kitlesi görmüş. Santa Fe'deki gümüş vagonları söyleyen mi yoksa, ne dersin? Evet, gerçekten de oydu. Nereden bildin? Palavracının biriymiş o herif. Bana kalırsa o atlarla inekleri birbirine karıştırıyor olmalı. Bundan sonra hiç kimse bize bir şey yutturamaz. Kaza oldu, özür dilerim bireyim.
Merak etme, fazla canım yanmayacak. Doktora gidip kurşunu çıkartırsak iyi olacak Bidi. Artık tehlikeli bölgelerde değiliz ama daha içerilere gidersek sanırım emniyette oluruz. Yoksa bizi tanırlar. Dayanırım ben, merak etme. Nedense Colorado adı hep bana güzel şeyleri hatırlatır. Ne kadar tuhaf. Düşündünüz mü hiç? Güzel bir isim. Tabii ki güzel bir isim Cülay. Komiklikler bulabildin mi bari? Ha, tabii onu da düşünüyorum. Ben de komik bir şey duymuştum. İki zenci Texas'ta bir bankayı soymaya kalkmışlar. Sonra da Denver'da gümüş vagonunu kaldırmışlar. İyi halt etmiş bu dalalar. Sonra da içeri girmişler. Neresi komik bunun ha? Ben de beğenmedim bunu. İsimlerin yazılışı etkilemişti beni. Jones, Denver, Jones. İyi de bize hiç benzemiyorlar ki. Onlar da bizim gibi bir şerif öldürmüşlerdi ama. Söyler misin kaç yıl oldu ha? Kesin söyleyemem mi? Yani iki kişiydik ve zamanımız dağlarda geçerdi. Bizi öldürmeden önce biz onları öldürürüz beyler. 5 ya da 6. Peki adam başına ne kadar kaldı biliyor musunuz? Adam başına 1300. Herhalde bizde de yakında o kadar olur. Bakın sizi anlayamıyorum. Bu. Yeter konuştunuz artık. Arkadaşlar. Neden bizden sakladın bunu? Pekala. Dediğin gibi olsun. Hadi bitirelim şu işi. Hepsi bizden değildi. Sanki bizden daha önce vurulmuştu. Ama bazen biz vurmuşuz gibi geliyor biliyor musunuz? Bu işlerden ne kazancımız oldu bizim? Hiç. Ama sen atı aldın. Ben buna hiç pişman olmadım. Felaket Jim. Bundan sonra sadece Jim. Büyük babam gibi. Büyük baba. Hadi oğlum, sakin ol. Sakin ol yavrum. Allah'ım cezasını. Hadi gel artık, gidiyoruz hadi. Bir şey var, bir şey onu rahatsız ediyor. Baksanıza. O yazıyı okuyabilir misin? Okuman var mı? Kaldır sahilesi. Hadi Cem. Sakin ol oğlum, sakin ol. Hadi oğlum, geri dönüyoruz. Hadi oğlum. Günlerden pazar değil mi? Çarşamba ya da perşembe. Ama etrafta kimseler yok.
Hiç de komik değil Julay. Ne? O bar. Elinde tüfekli birini gördüm. Sol taraftaki damda da biri var. Aman tanrım. Her tarafı sarmışlar. Bence bizi bekliyorlar. Ama bu imkansız. Buraya kadar peşimizden mi geldiler yani? Bu olamaz. Ama geldiler. Gördüğün gibi. Burada da karşılaştık işte. İçeri atılıp ipin boynuma geçirileceği günü bekleyeceğimi hiç sanmıyorum. Hızlı bir yarışa ne dersiniz dostlar? Ha? Tabii ki varız. Şimdi de ben seninle $100 bahsi giriyorum evlat. Ne dersin? Var mısın? Son param da bu zaten. Okyanusa kadar mı? Tabii okyanusa kadar. Baş başasınız. Okyanusa kadar. Hadi gidelim. Hemen çıkalım buradan. Hadi. Çok uzun sürdü. Sakin ol oğlum. Her şey iyi olacak.
özgürlük gibisi yok oğlum. Sürekli kaçak yaşamak çok zor. Bir daha hiç olmayacak. Artık beraberiz. Montana'ya gidiyoruz. Don't give up the fight.